Gençler bu videoda gerçekten en merak ettiğim akıllı saatlerden birini inceleyeceğiz. Saatin ismi Amazfit Neo. Şimdi Neo ben bu saati o kadar merak ediyorum espriye yani. Bu saat aslında akıllı saat görünümünde olmayan, akılsız gibi görünen ama aslında akıllı saat olan bir akıllı saat. Evet güzel anlatamadım. <laughs> Şöyle ki bildiğiniz klasik dijital saatin akıllı saate dönüştürülmüş versiyonu. Ben dijital saatlere bayılıyorum ama akılsız olan yani klasik görünümde olan dijital saatlere bayılıyorum. Mağaza da buna denk geldim. Dedim güzel saatmiş. Ben bunu alırım. Sonrasında meğersem öğrendim ki akıllı saatmiş. İncelemeye şimdi başlayacağız ama şunu da söyleyeyim. Açıklamalar kısmına ürünün linkini bırakacağım. İsteyenler oradan ulaşabilir. Ürünün güncel fiyatı bu arada 350 lira. Ben aldığımda öyleydi. Ürünün kutusunu ben bayağı beğendim. Şuraya çok güzel kabartmalar yapmışlar. Yan tarafına özellikler yazılmış. Hemen bakalım. Uyku takibi, nabız ölçer, always on display dediği şey şu. Saatin ekranı sürekli olarak açık kalıyor. Diğer akıllı saatlerde mesela kolunuzu kaldırın açılır. Bunda açık kalıyor sürekli. 28 gün boyunca şarjı gidiyormuş. Wow baya iyi eğer 28 gün gidiyorsa. Bir de suya dayanıklıymış. Hadi bakalım güzel özellikler vaat ediyor gibi. Ürünü ilk defa sizlerle birlikte açıyorum gördüğünüz gibi. Hadi MS Fit Neo. Benim şeylerimi boşa çıkarma. Ümitlerimi umarım boşa çıkarmaz. Saatin kendisi alt tarafta duruyor. Şöyle bir şey çıktı. Bunun içerisinde ne varmış? Kullanım kılavuzu galiba. Aynen saati yan tarafa koyalım. Bir şey daha var. Ne olacak? Bu da şarj aleti olacak tabii ki. Başka bir şey de yok. Bu kadar. Açalım bakalım şarj cihazına. Bu mıknatıslı değil sanırım. Kıskaç gibi geçiriyorsunuz yerine oturuyor. Saati buraya sarmışlar güzelce. Nasıl açılıyor bu? Şuradan mı açılıyor? Hayır. Ha tamam şuradan açılıyormuş. Buldum. Şimdi ilk defa elime alıyorum saati. Biraz da tuhaf hissettim açıkçası. Çünkü ilk defa böyle bir akıllı saatle karşılaşıyorum. Bildiğiniz arkadaşlar Casio'nun dijital saatleri gibi hissettiriyor. Tamamen silikon bir kordonu var. Zaten kasa plastik. Ekranının dokunmatik olduğunu zannetmiyorum. Yanında 4 tane tuş var. Bu tuşlar üzerinden kontrol ediyoruz gibi. Şık ve sade. Tam istediğim gibi oldukça hafif ve çok ince arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hatta şuna dışarıdan birisinin baktığı zaman akıllı saat olduğunu anlaması çok zor. imkansız gibi bir şey. Ancak ürünü önceden biliyor olması gerekiyor. Nasıl şarja takıyoruz? Hemen deneyelim. Şuradan geçiriyoruz şunu. Aa çok basitmiş ya. Bunu da istediğiniz bir USB'ye takarsınız. Şimdi saati hemen koluma takacağım. Nasıl duracak göreceğiz. Evet şöyle. Kolumda duruşu bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten bu saatle bir 10 dakika falan geçirdiğiniz zaman kolunuzda olduğunu unutursunuz çok hafif, çok rahat, çok ince. Bence kolda duruşu da hiç fena değil. Şöyle karşı kameramıza da gösterelim. Hatta kolumu da kapatayım. Sizce nasıl duruyor? Siz de fikirlerinizi yorumlar kısmına yazın diyorum. Peki saati nasıl açacağız? Güzel soru. Tuşlarına falan bir basılı tutalım. Şuraya basalım, buraya basalım. Umarım şarjı vardır ya. Şarjı yoksa çünkü ben 2 saat arkada şarj edeceğim bunu. Neyse ben şunu bir şarja takıp geliyorum arkadaşlar. Galiba şarjı yok. Evet tekrardan geldim ama saat şarj etmedim. Niye? Çünkü saatin şarjı varmış. Biz nasıl açılacağını bilmiyormuşuz. İşte videonun öncesinde ürüne bakmayıp direkt sizlerle birlikte bakmanın dezavantajlarından birisi bu arkadaşlar. Her şeyi sizle birlikte öğrenmiş oluyorum. Bakın şöyleymiş. Şu sol üst tarafında selek tuşu var ya buna basılı tutuyoruz ve saatin ekranı açılıyor. Gördüğünüz gibi aslına bakarsanız bir dijital saatten tamamen farksız bir arayüzü var. Alt tarafta saat falan yazıyor. Yalnız saati ilk açtığınız zaman direkt olarak bu şekilde görünmüyor. Öncelikle uygulamasına bağlamanız gerekiyor. Uygulamasına bağladıktan sonra telefonunuzun saatiyle kendisini eşitliyor ve telefonunuzda saat kaçsa burada da anlık olarak onu görüyorsunuz. Bu ekran normal dijital saatler gibi siyah beyaz olarak görünüyor. Şu an çok ciddi ışıklar altında olmamıza rağmen o kadar net bir şekilde görünüyor ki. İşte bu dijital saatlerin avantajlarından birisi de bu. Normal ekranlara göre çok daha net görebiliyorsunuz ekranını. Size şimdi saatin akıllı saat olduğunu hissettiren bir detay göstereceğim. İyi izleyin. Bileğim şöyle... Bileğimi kaldırdığım gibi saatin arka aydınlatması yanmaya başlıyor. Bu çok güzel bir özellik olmuş. Hani diğer akıllı saatlerde bileğinizi kaldırdığınız zaman açılıyor ya. İşte demişler ki biz de buna bileğimizi kaldırdığımız zaman ışık yakma özelliği ekleyelim ki karanlıkta ekranı görünsün. Bunu uygulamasından açabilirsiniz, kapatabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Devam edelim. Tabii ki bu bir akıllı saat olduğu için menüleri var ve menüleri arasında şu up ve down tuşuyla geçiş yapabiliyoruz. Şu an sol üst kısımda gördüğünüz gibi ayakkabı resmi var. Adımlarımızı gösteriyor. Sıfır adım atmışız. E, saati yeni aldık. Bir kere tıklıyorum. Bakın bir ses çıkarıyor ve aşağı kısma iniyor. Burada ne kadar mesafe yürümüşsünüz onu gösteriyor anladığım kadarıyla. Bir kere iniyorum yaktığınız kaloriyi gösteriyor. Bir kere daha iniyorum hava durumunu gösteriyor. Daha doğrusu sıcaklık değerini gösteriyor dışarının. Burada rahatsız etme modunu ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz kapalı, isterseniz açık, isterseniz de akıllı modunda kalabiliyor. Akıllı modunda kendisi ayarlıyor. İşte atıyorum bir saat bilmem kaçtan sonra size kalmış bir şey. Bildirim görmek istemiyorum falan diyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Ben bunu kapalıda bırakacağım şimdilik. Aşağıya iniyorum. Burada bir kronometre bölümümüz var. Şöyle çalıştırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi normal kronometre. Back tuşundan da tekrardan sıfırlıyorum. Bir aşağı inelim. Burada dünya saatlerini görebiliyorsunuz. Londra'da, Moskova'da, İstanbul'da farklı farklı ülkelerin saatleri. Genellikle dijital saatlerde buna benzer özellikleri olduğu için eklemişler. Bu kısım alarm kısmı. Telefonunuzda kurduğunuz alarmları görüyorsunuz. Bir kere iniyorum payı bölümü var. Payı bilenler bilir. Mi Band'de falan da olan bir özellikti. Yaptığınız spora göre, aktivitelere göre size puanlar veriyor. Bir ödül sistemi, oyun sistemi. Sizi spora teşvik ediyor kısacası. Böyle bir sistem. Buradan skorunuzu görüyorsunuz. Bir aşağıya inelim. Nabzınızı ölçüyor. Ve şunu söyleyebilirim. Değerler yanlış değil. Doğru değerleri gösteriyor. Mesela şu an 76 olarak gösteriyor. Bakın alt tarafta ölçüyor. Hemen bir aşağıya inelim. Şarj durumunu görüyorsunuz yüzde şarj %42'ymiş ve bir kere daha indiğimizde başa dönüyor bu kadar. Anlayacağınız oldukça sade bir menüsü bulunuyor. Gelelim saatin uygulamasına. Tabii ki saatin birçok özelliğini uygulama sayesinde kullanabiliyoruz. Uygulamada yaptığımız şeyler anlık olarak cihaza yansıyor. Uygulamasının ismi Zep bu arada 2P ile. Sağlık bölümüne girdiğiniz zaman 3 tane spor göreceksiniz. Yürüyüş, koşu ve bisiklet. Buradan başlatıyorsunuz ve spor aktivitelerinizi o şekilde yapıyorsunuz. Sadece 3 tane var. En gerekli olanları koymuşlar. Diğer mesela Mi Band serisindeki gibi çok geniş bir yelpazesi bulunmuyor. Alacaksanız bunu bilerek alın. Onun dışında tabii ki adım hedefi belirleyebiliyorsunuz. Attığınız adımları işte yaktığınız kaloriyi uyku takibinizi falan görüntüleyebiliyorsunuz. Saat ne zaman uyudunuz ne zaman kalktınız onları da gösterebiliyor. Burada uygulama uyarıları bölümüne giriyoruz. Whatsapp'ı açıyorum. Instagram'ı açıyorum. Twitter'ı açıyorum. YouTube'u açıyorum. Bundan sonra bana bu uygulamalardan bildirim geldiği zaman saatte görünecek. Her ne kadar siyah beyaz klasik ekranı da olsa gelen bildirimleri görebiliyorsunuz. Ama sadece görebiliyorsunuz. Yani okuyamıyorsunuz. Mesela bir mesaj geldiği zaman mesaj geldi diyor sadece. Ama ne mesajı geldiğini söyleyemiyor. Çünkü büyük bir ekranı yok. Renkli bir ekranı yok. Sadece bildirim geldiğini öğrenebiliyorsunuz. Bir dezavantajı da şu. Titreşimi de yok. Yok. sadece şu çıkardı küçük sesle arkadaşlar size bildirim geldiğini gösteriyor veya alarm kurduğunuz zaman anlayabiliyorsunuz. Her ne kadar menüde gezinirken kısık bir sesmiş gibi de görünse alarm falan kurduğunuz zaman bildirim geldiğinde gerçekten sesini duyuyorsunuz bu arada onu söyleyeyim. Çok yüksek sesli bir ortamda değilseniz ben buradayım diyor. Mesela hemen şöyle bir alarm kuracağım. Şimdi alarm çalacak. iyi dinleyin. Geliyor. Geldi. Bence yüksek arkadaşlar. Hani çok aşırı yüksek değil ama uykudan uyandırır. Gerçekten uyandırır. Saatin o retro havasından vazgeçmemişler. Çıkar da o bip bip, bip 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 sesleri de diğer dijital saatlerle aynı. Burada cihazı bul özelliği var. Bunu tıkladığınız zaman saatinizi bu şekilde bulabiliyor. Kaybettiğinizde saate anlık olarak erişebiliyorsunuz. Yalnız bundan daha güzel bir özelliği varsa o da şu. Bakın telefonumu kapatıyorum. Tamamen kapalı şu an ve cebime atıyorum. Saatin sağ yukarı tuşuyla sol aşağı tuşuna şöyle basılı tuttuğunuz zaman, basılı tutalım. Telefonunuzu Anında buluyor arkadaşlar, anında çok iyi bir kısa yolu var. Bu özellik birçok akıllı saatte var ama şöyle direkt olarak tuşuna basıp da erişebildiğim ilk saat. Genellikle bu özelliğe sahip akıllı saatlerde işte menüye giriyorsunuz, o bölüme geliyorsunuz, ara tuşunu falan bulmaya çalışıyorsunuz. Bunda direkt tek tuşla basılı tutarak telefonunuzun yerini bulabiliyorsunuz. Saat sürekli kolunuzdaysa ve telefonunuzu benim gibi çok sık kaybeden biriyseniz rahatlıkla bulabilirsiniz. Burada gelen arama bölümü var. Bunu açık bıraktığımız zaman birisi aradığında görebiliyoruz. İsterseniz hemen deneyelim. Bakın şu anda telefonum çalıyor ve arayan kişinin adını bakın en başta görüyorsunuz. Hemen ardından da kapanıyor zaten gelen çağrı olarak görünüyor. Şöyle geri tuşuna bastığınızdan bakın şimdi bildirim geldi. Gördünüz mü? Bir bildirim olarak gösterdi. Telefonu kapatmış olduk. Hem arayanın adını gösterdi. Kimin aradığını öğrenebildik. Hem de reddettik, hem de gelen bildirimi gösterdi. Bildiğiniz yani akıllı saat gibi ama dediğim gibi tek farkı gelen bildirimi okuyamıyorsunuz en kötü yanı da o bence. Bir de titreşimi yok. Oturma uyarısı var. Belli bir süre oturduğunuz zaman size hatırlatabiliyor. Kalk kardeşim biraz yürü ne sürekli oturuyorsun falan diyor. Kısa mesaj uyarıları diyor. Bunu da açalım. Gelen e-postaları falan söylüyormuş. Bunu da açalım. Bu dediğim ekran açılma muhabbetini ayarlıyorsunuz arkadaşlar burada. Ben bunu açık ve tüm gün olarak tutacağım. Nabız algılama bölümü var. Burası biraz önemli. İsterseniz mesela sürekli olarak nabzınızı ölçebiliyor, uykunuzu takip edebiliyor. Ama bunu yaptığı zaman tabii ki de pil ömrü kısalıyor. O yüzden ben kapatacağım. Cihazın normal günde pil ortalama 28 gün gittiği için çok iyi bir değer arkadaşlar, 28 gün. Bunun düşmesini istemiyorum. Pil ömrü benim için önemli. Ekran Ayarları bölümünde isterseniz bu görmüş olduğunuz menüdeki seçeneklerin sırasını falan değiştirebiliyorsunuz. Burada Dünya Saati bölümüne hangi saatler eklensin şeyi var. Ses ayarı hangi olaylarda ses çıksın. Saat başı zil sesi diye bir bölüm var. Bu gerçekten çok ilginç. Klasik dijital saatlerde olur ya. Her saat başı bip diye böyle bir ötüme yapar. Bunu aktif ettiğiniz zaman arkadaşlar işte şu saatler arasında mesela sabah 8 ile akşam 21.00 arasında her saat başı bir kere ötüyor bak diyor yeni saate girdik sana uyarıyı veriyor. Ben bunu açık bırakacağım nostalji olsun. Ya da kapatayım ya. Şimdi durduk durmadık yere bip 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 ses çıkartıp bizi rahatsız edecek. Kapat. Uygulaması da bu şekilde. Tamamen Türkçe bir uygulama, detaylı bir uygulama, saatle birlikte gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi akıllı saat özellikleri diğer akıllı saatler kadar fazla olmasa da yine de böyle dijital bir saatten beklemeyeceğiniz kadar iyi özellikler vaat ediyor bence. Açıkçası ben saati çok beğendim. Hem çok şık görünüyor hem tam istediğim gibi dijital bir saat hem de bana Akıllı saat özellikleri sunabiliyor. Zaten bu fiyatlara arkadaşlar klasik dijital saatler satılıyor. Eğer ki benim gibi bu tür saatleri seviyorsanız ve biraz da teknolojiye ayak uydurayım arkadaşım akıllı saat olsun diyorsanız çok iyi bir tercih benim sanırım en beğendiğim akıllı saatlerden birisi oldu. Ya o kadar özellikli akıllı saatleri inceliyorsun bunu mu beğeniyorsun demeyin. Ben bu tarz saatleri seviyorum. E bu tarz saatler arasında pek de rakibi yok. O yüzden sevdim yani. Açıklamalar kısmına linkini koyacağım. Siz de oradan ürüne ulaşabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ürünle ilgili fikirlerinizi lütfen yorumlar kısmında belirtin diyorum. O zaman ben de kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.